Merhaba sevgili dostlar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere deforme olmuş olan direksiyonları yenilemek adına boyama işlemi nasıl yapılır kısaca göstermeye çalışacağım. Kendi işini kendisi yapmayı seven dostlarımıza faydalı olması dileğiyle. Direksiyonu yenilemenin 3 farklı yolu vardır. Bunlardan birincisi direksiyonun yenisiyle değişimi. Tabi bu çok maliyetli bir işlem dostlar ve mantıklı da değil. İkinci yöntem ise araca uyumlu bir deri malzeme ile kaplanması. Tabi burada işçilik ve kullanılan malzeme çok büyük önem arz ediyor uzun vadeli olabilmesi için. Üçüncü ve en ekonomik yöntem ise direksiyonun boyanması. Ben 2 yıl önce güzelce zımparaladıktan sonra bir deri boyasıyla boyamıştım. Ve gayet de güzel dayandı. Görmüş olduğunuz üzere şu anki durumu da çok kötü değil. Ben yine de bu işlemi tekrarlayacağım. Bir 2 yıl daha öteleyeceğim dostlar. Kullanacak olduğum malzemelerimi de size şöylece göstereyim. 180'lik kum zımpara. Derby markasının siyah deri boyası. Bulaşık süngeri. Ve sentetik tiner. Şimdi tiner ne alaka diyebilirsiniz. Boyadan önce tinerle direksiyonu güzelce temizleyeceğim. Tabi olası bir istenmeyen noktaya boya teması halinde de o noktaları tinerle temizlemek için kullanacağım dostlar. Derbi deri boyasını tiner çok güzel hemen çözüp çıkmasını sağlıyor. Dolayısıyla maskelemeye de gerek duymuyorum dostlar. Şimdi ben alt kısmına direksiyonun yine de bir poşet koyup zımparalama işlemine geçiyorum. Şimdi öncelikle dostlar gösterge panelimi falan koruma altına aldım. Herhangi bir şekilde toz pislik kaçmasını istemiyorum. Dolayısıyla zımparalama işlemine başlamadan evveli görmüş olduğunuz bu bölümleri de yine maskeleyeceğim. Çünkü buralara da yine zımpara tozlarının kaçmasını istemiyorum. Buradaki butonların çalışmasına engel teşkil edebilir. Dolayısıyla hani bu hususlara dikkat etmenizde fayda var. Evet, mümkün mertebe butonları güzelce koruma altına aldım. Şimdi zımparalama işlemine geçiyorum. Çok fazla bastırmıyorum. Hafif hafif. Maksat boyanın tutunmasını sağlamak. O sebeple zımpara atıyorum dostlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere hafiften zımparaladım ve sonrasında tiner sıkmış olduğum bir peçete yardımıyla detaylı temizliklerini tamamladım ve kurumasını bekliyorum tinerin. Daha sonra boyama işlemine geçeceğim.
süngerime bir miktar boya alıyorum ve yavaş yavaş uygulamaya geçiyorum. Ya buralara değebilir, sorun değil. Tiner yardımıyla ben onları detaylıca temizleyeceğim. Yani oraları maskelemekle vakit kaybetmek istemiyorum. Tabii sizin vaktiniz varsa maskeleyebilirsiniz. Bu derbi boyasını bir de sabitleyicisi var. Fakat ben zamanında alırken onu almamıştım dostlar. Belki o sabitleyicisini bu boyadan sonra uygulamış olsak ömrü daha da uzun olacak. Lakin 2 yıl dayandı bana. Bir 2 yılda bu gider. Çok da önemli değil. Malum pandemi döneminde sürekli dezenfektan, kolonya vesaire türevi şeyler sürekli ellerimizde bulundurduğumuz için direksiyonlar daha fazla deforme oldu. Onun da etkisi oldu dostlar. Belki çok fazla kolonya ile haşır neşir olmamış olsam 3 yıl dayanırdı. Şu an ilk katı attım sayılır. Boya değmemiş yer bırakmamaya çalışıyorum. Böyle bas çek yaparak mevcut desenin durumunu da korumaya çalışıyorum dostlar. Pütür pütür çünkü direksiyonun yüzeyi. Hani tam böyle dümdüz değil. Malum sünni deri. Keşke orijinal deri kullanmış olsalardı. En azından daha uzun ömürlü olurdu. Bundan 25-30 yıl, 40 yıl evveli üretilmiş olan araçların direksiyonları hala taş gibi. Ama son 15-20 yılda üretilmiş olan araçların maalesef direksiyonları, vites topuzları hemen aşınmaya başlıyor. Çok kısa ömürlü oluyorlar. Evet dostlar, boyanın ilk katını attık. Şimdi bir 10-15 dakika bekleyeceğim. Boya iyice çeksin, kurusun. İkinci katını atacağım. Bir 10 dakika daha öyle bekleyip üçüncü katı da atıp boyama işlemini tamamladıktan sonra buralara değen boyaları tiner yardımıyla temizleyip işlemi bitireceğim dostlar. İşlem aynı olduğu için ikinci kat boyayı videoya dahil etmiyorum dostlar. Üçüncü katını da vurup işlemi tamamlayacağım. Sonrasında dediğim gibi bu kısımların temizliğini yapacağız. Bu son katı daha baskılı biçimde uyguluyorum. Evet arkadaşlar, üçüncü ve son katımızı da attık. Şimdi artık kurumaya bırakıyorum.
yaklaşık bir 10-15 dakika içerisinde tamamen kurumuş olacak ve temizliklerini de yaptığımız vakit işlemimiz tamamlanacak. Yaklaşık bir 10 dakika kurumasını bekledim boyanın ve şimdi artık boya değen noktaları görmüş olduğunuz üzere tinerli bir ıslak mendil yardımıyla temizliyorum. Yani siz buraları maskeleyebilirsiniz. En azından bu şekilde ikinci bir iş çıkarmazsınız başınıza. Lakin ben gerek duymuyorum. Çünkü çok kolay çıkıyor. Plastikten hemen çıkıyor. Evet, bu noktaları temizledikten sonra videoya devam edeceğim. Arkadaşlar, direksiyonu boyadıktan bir gün sonra bu videoyu kaydediyorum. Boyamız iyice kurudu ve gayet de güzel oldu. Şöyle yakın çekim yapayım sizler için. Gönül isterdi elimizde bir de deri boyasının sabitleyicisi olsaydı da onu da uygulasaydık daha uzun vadeli olurdu. Lakin bir önceki uygulamam 2 yıl dayandı. Bu da en az bir 2 yıl gider dostlar. Sizler de boş vaktinizi bu şekilde değerlendirebilir, araçlarınıza değer katabilirsiniz. Kesinlikle korkmayın. En kötü yapılan iş bile en azından hiç yapılmamasından iyidir dostlar. Sonuçta kendiniz yapıyorsunuz. O bile insana bir mutluluk veriyor. Ben beğendim. Gayet güzel oldu. Eskiden ağarmış, solmuş bir görüntüsü vardı. Bazı yerlerinde deformeler vardı. Bunların hepsi kapandı. Hani derler ya, cirlop gibi oldu dostlar. Kıymetli dostlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerden ricam, videolarımı yararlı buluyorsanız beğenmeyi, abone olarak yeni videolardan da haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Daha güzel yarınlarda yeni videolarda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, hoşça kalın dostlar.